İşte arkamızda da geliştirdikleri şaheser. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kenevir açıklaması Türk mühendisleri de harekete geçirdi. Kenevir deyince akla hemen esrarlar geliyor. Valla biz esrar tarafında uğraşmıyoruz. Bizim işimiz sapınla. Mühendisler ultraviyole ışıkla tüm zararlı virüsleri yok eden cihazı üretmeyi başarmıştı. Şimdi ise mevcut cihaza X-ray ünitesi de eklendi. Böylelikle sadece tehlikeli virüsler değil, patlayıcı maddelerden de korunmak mümkün olacak. Düşün ne yapalım? Dedik ki biz bunu X-ray ile X'i bir arada birleştirelim. Bu ürün ortaya çıktı. Çok hızlı çıktı bu ürün. Hemen doldurduk bunun arkasını ama çok ses getirdi. Yani bazı iş adamlarımızın buna el atmaları gerekiyor. El attıktan sonra bu gruplara ayrıldıktan sonra çok daha ileri başarıya gidebileceğimizi düşünüyoruz. Gümrük kapıları, havalimanları ve AVM'lerde kullanılabilecek olan yeni cihaz özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu cihazın daha özellikleri var. Hem kullanışı kolay, hem her yerde olması gereken bir şey. Ne mutlu ki bize. Artık yani ben zaten hastalığım biliyorsun. Maden Türkiye'ye yapıştırmak benim hastalığım. İnşallah bundan sonra da bu ürünler bize ait, ülkemize ait. Hep bizi böyle barbar marmar diye tanıyor ya bunlar. Aslında keneviri ilk kullanan, kağıda da dönüştüren Türk milleti. Dünya devleri ise patenti Türk mühendislerinde olan cihazın peşinde. Ancak mühendisler yeni cihazı Türkiye'de üreterek yerli teknolojiye ivme kazandırmak istiyor. Kendi imkanlarımızı bugünlere kadar getirdik. Sizin sayenizde de halkımıza tanıtıyoruz. Bunlar tamamen %100 yerli. Bize şu anda yurt dışından inanılmaz teklifler var, ortak yapalım diye. Gerek yok, biz yapıyoruz bunları kendimiz. Muzaffer Gökçimen gündemdeki yerini koruyan ücretli poşet tartışmalarına da atıfta bulunarak çözüm için yeşil ışık yaktı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Emine Hanım poşet olayını çıkarttı. Keşke biraz daha öncelerden buna başlamış olsaydık da bu plastik poşetleri de yasaklamasaydık. Niye? Polimerden üretecektik. Evet. Ve dolayısıyla doğal da olacak. Doğal olacaktı. 6 ay içinde onlar yok olacaktı. Bu yasaklar da gelmeyecekti. Ama hem daha ucuz olacaktı, önde olacak. İnşallah daha ileriki yıllarda bu kaosu ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Evet. Ve dolayısıyla ama bunlar bir çalışma. Bunların hepsi grup çalışması. Yani bazı iş adamlarımızın buna el atmaları gerekiyor. El attıktan sonra bu gruplara ayrıldıktan sonra çok daha ileri başarıya gidebileceğimizi düşünüyoruz. İşte Türkiye mühendisi yapıyor. Tüm dünya Türkiye mühendislerine bakıyor.